Bezolar köyü burası. Köye girdik. Köyün girişinde bir amcaya sorduk. Burada yıkılan ev yokmuş. Can kaybı da yokmuş köyde. Ancak bu köyden olup da Maraş'ta yaşayan kimi köylülerin yaşamını yitirdiğini ifade ettiler. Yıkılan ev yok. Durumların iyi olduğunu söyledi köylüler. Evet, burası da Cennet Pınarı köyü. Bezolardan hemen sonra Elif Ana Türbesi'nin yakınında. Burada da köy sağlam görünüyor ama biz yine de bir köyün içerisine bir girelim dedik. Şöyle köydeki evler genellikle iki katlı müstakil evler. Merhaba. Geçmiş olsun. Sağ ol abi. Köyde çok hasar, can kaybı var mı? Yok, köyde fazla hasar da yok, can kaybı da yok. Bu yıkılan bina hemen solumuzda, o neydi? Hangisi? Bu solda hemen şu. Ha, bu eski okul abi. Eski okul yıkıldı sadece. Onun evet. Dışında bir zararı yok. Yok. Cennet Pınarı burası. Evet. Çok teşekkür geçmiş ediyorum. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Evet, Cennet Pınarı'nda sadece eski okul yıkılmış. Onun dışında hiçbir yıkım, hiçbir zarar yok ama yine de insanlar, burada göstereceğim şimdi size, çadırlarda kalmak zorundalar çünkü hala risk var, hala artçı depremler oluyor ve insanlar gecelerini dışarıda geçirmek zorunda kalıyorlar. Elif Ana'nın oğlu Mehmet Ocağ'ın mezarı. Evet, burası Akdemir Köyü. Hemen Elif Ana Türbesi'nin arkasında Akdemir Köyü. Köyünde en
amca merhaba. Geçmiş kolay gelsin, olsun. Geçmiş ya, olsun. Merhaba. Akdemir köyü burası. Burası. Zarar filan var mı köyde abi, çok? Abi ben de galiba ben bu köylü değilim, ben karşı köylüyüm de. Evet. Burada fazla bence bir hasar yok. Yani. Evet. Sizin köyün ismi ne? Karayük. Kara? Karayük. Yük. Orada var mı hasar var. Çok? Çok mu? Bayağı var. Yaşamını yitirenler var mıydı? Var. Kaç kişi vardı amca? Vallahi abi benim bildiğim yani köyde olanlar 9 kişi. 9 kişi. Yani şehirde ölenler ne sayarsan çok. Biraz ileride değil mi o köy? Hemen şurada. Hemen şurada. Tamam, biz oraya da uğrayacağız. Geçmiş. Gazeteciyiz. Öyle en azından köylerin durumunu yok, görelim. Bizim, gelirken köye böyle yolun kenarında evler var. Görürsün zaten, evet. Yıkık vaziyette. Yani. Evet evet. Burada bir yapı gördük sadece, yıkılmış. Burada başka fazla bir sıkıntı yok abi. Evet. Can kaybı da yoktu değil mi burada? Burada yok can kaybı. Ha, çok iyi. Yani duymadık yalan. Tamam. Ama bizim köyde var. Tamam. Yani bir oraya uğrayalım o zaman. Olur abi. Kolay geçmiş olsun. Kolay gelsin, geçmiş olsun. Evet, başka Akdemir köyünden bir yurttaş görebilirsek en sağlıklı bilgiyi ondan almış oluruz. Ama dediğim gibi soğukta dışarıda insan olmak zor. Evriye 7 kilometre uzaklıkta bir köy burası. Hatırlarsınız önceki yayınlarımızda Evriye gitmiştik. Biraz daha köyün içerisinde dolaşacağız. İnsanlar aldıkları çadırları tamamında durum 3 aşağı 5 yukarı aynı. Bazı köylerde hasar çok az. Yapılar, evler, sağlam yapılan yerler var. Ve oralarda
gerçekten ciddi bir hasar olmadığını gördük. Kaç gündür dolanıyoruz, dolaşıyoruz. Ama bazı yerlerde de mesela şu dolaştığımız noktalarda da burada bir beyefendi var. Bir hocam merhaba, kolay gelsin. Merhaba, geçmiş olsun. Hocam köyünüzde çok kayıp var mıydı? Var ya, 15-20 kişi var. Sadece köyde yaşamını yitiren? Yani köyde yaşamını yitiren 3-4 kişi galiba, enkazın altında kaldı. Maraş'ta kalan var. Bir aile komple gitti. 7-8 kişilik bir aile. Maraş'ta. Evet. 2 kişi ayrıten öyle gitti. Çevre köylerdeki akrabalardan var. Çok ölen. Evet. Çok ölen. Kaç haneli bir köy burası? Burası 120 haneli bir köy. Kaç ev tamamen yıkılmıştı? Bilginiz var mı? Yani 20-22 tane falan tamamen yıkıldı. Geri diğerleri de böyle ağır hasarlı. Yani kalan bir 10 tane, 12 tane bir böyle tek katlı evler var, böyle patlamayan. Evet. Geri kalan komple 2 katlılar da böyle. Çok dıştan görünüş, içerideki evet. Duvarlar komple yıkılmış. Evet, içerisi biz birkaç evde tanık olduk. Daha içleri acısı. Böyle bütün duvarlar patlamış. Doğrudur. İsterseniz bakabilirsiniz. Yani evet evet. Içeride. Evet, biz baktık daha önce. Benzer hepsi. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Başınız sağ olsun. Ederiz, çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Biz Diyarbakır'dan geldik hocam ama 8 gündür, yani depremin ilk gününden beri buradayız. Pazarcık'taydık. Oradaki çalışmalar bitince artık köylerin durumunu biraz gözlemlemek istedik. Evet, evet.